Merhaba arkadaşlar. Salesforce Öğren'in ücretsiz eğitimimizin ikincisini de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu ikinci eğitimde Salesforce'da kullanıcı olarak neyi nasıl kullanacağımızı Salesforce'un üzerinde olan 5 tane temel obje, nesne dediğimiz müşteri adayı, müşteri, kişi, fırsat ve vaka nesnelerini nasıl kullanacağınızı gösterdik. Güzel bir seans oldu. Aslına bakarsanız anlatacak o kadar çok şey var ki vakaya bile çok değinemedik. Lütfen bu kaydı izleyin ve burada yaptıklarımızı kendi dev orgunuz üzerinde de deneyin. Unutmayın, birinci kaydımızda da Salesforce'un ne olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını ve aynı zamanda da Salesforce'un oyunlaştırmalı ücretsiz eğitim sistemi Trailhead'in nasıl kullanılacağını göstermiştik. Kendi dev orgunuzu nasıl açacağınızı göstermiştik. Onun kaydı da bu YouTube kanalında mevcut. Hepinize iyi günler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Evet. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Sesim, görüntüm iyi geliyor mu? Chat ekranında bana geri bildirim verirseniz çok memnun olurum. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz? Geçen sefer ne yaptık? Ses görüntü iyiymiş, gayet güzel. Şimdi geçen dersimizde bildiğiniz gibi katılabilenler biliyor, takip etmiş olanlar biliyor. Salesforce üzerindeki eğitim araçları, DevOrg nasıl açılır? Bu DevOrg üzerinde test yapacağımız, oynayacağımız, eğitimimizi yürüteceğimiz bir ufak Salesforce organizasyonu bu. Planı, programı ve sistemi. Bu nasıl açılır? Aynı zamanda Salesforce'un oyunlaştırmalı kendi ücretsiz eğitim sistemi Trailhead üzerinde kullanıcı nasıl açılır? Bunları beraber gördük. Ben sizlerden bu konuda ufak bir ricada bulunmuştum. Demiştim ki kendinize bir DevOrg açın. Trailhead üzerinde kullanıcı açın. Bunları yapabildiniz mi? Yapabildiyseniz Trailhead üzerinde bir kullanıcı sayfası oluşturmuş olmanız lazım. Bu Trailhead kullanıcı trailhead.me diyelim. Bu kullanıcı sayfanızı isterseniz chatte paylaşabilirsiniz. Birbirinizi buradan takip edebilirsiniz. Daha sonra soru sorma, yardımlaşma imkanınız da olur Salesforce platformu üzerinde. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Peki bugün ne yapacağız? Sistem yöneticisi olmaya doğru hazırlanıyoruz. Sistem yöneticisi olmamız için ilk olarak sistem üzerinde kullanıcı olarak nelerin nasıl yapılabildiğini çok iyi bilmemiz ve anlamamız lazım. Bunu yapmadan sistem yöneticisi olmaya çalışmak biraz zor olabilir. Bu temelleri iyi oturtmadan o aşamaya geçmek çok mümkün olmuyor. Aynı zamanda aranızda herkes illa çok ileri seviyede sistem yöneticisi olmayı amaçlıyor olmayabilir. Belki süper user dediğimiz kuvvetli bir kullanıcı olmak istiyorsunuz. Ve bu bağlamda kullanıcı olarak ileri özellikleri öğrenmek istiyorsunuz belki. O zaman o açıdan da bu günkü seans faydalı olacak. Sizin buradaki incelikleri ve derinlikleri öğrenmeniz benim için çok önemli. O anlamda lütfen sorularınızı sık sık sorun. Onlara cevap vermeye çalışacağım. İnternet bağlantısı müsait olanlar, sesli görüntülü sormak isteyenleri de alıp yayına sorularını o şekilde alabilirim. Daha interaktif olur. Şimdi ekran paylaşımı yapalım. Bir saniye. Bu geçen sefer üzerinde oynadığımız sistem, geçen sefer tabii
Sadece Devorg açmayı öğretmedik, göstermedik. Aynı zamanda sistemin nasıl Türkçe'ye dönüştürülebileceğini de görmüş olduk. Şuradan aslına bakarsanız şu Sales konsolu bir açayım. Şunu yan tarafa alalım diğer ekrana. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, şimdi Salesforce sisteminin temelleri üzerinde burada evet, hayır denmiş önce. Biraz gitmesi galiba vakit alıyor ekranın. Şimdi geliyor herhalde ekran. Evet, tamam. Güzel. Şimdi Salesforce sistemi üzerinde Salesforce'un inceliklerini öğreniyor olacağız. Size daha önce de bahsettiğim gibi Salesforce üzerinde nesne veyahut obje dediğimiz belli kavramlar var. Bu nesneler aslına bakarsanız arkada veri tabanı üzerinde birer ilişkilendirilmiş tablo ve bu tablo üzerinde kayıtlar diye düşünebilirsiniz. Bunları yöneten bir yapı. 5 tane temel nesne var bizim çok ilgilendiğimiz ve önem verdiğimiz. Bunlardan bir tanesi müşteri adayı, öbürü müşteri, kişi, fırsat ve vaka. Bunlar en önemli nesneler Salesforce üzerinde. Salesforce 1999 yılında bulut üzerinde geliştirilmiş, geliştirmeye başlanmış ve o zaman da ilk başladığında satış otomasyonu ve satış sürecinin yönetilmesiyle ilgili başlamış. Şu anda geldiği noktada birçok alana tabii gelişti, genişledi. Ama yine de işin bu boyutu ve buranın nasıl yönetileceği temel özellikleri arasında önemli özelliklerinden bir tanesi. Orayı iyi öğrenmemiz ve kavramamız gerekiyor. Ama daha satış nesneleri, tabloları, bilgileri bunları yönetmeye başlamadan önce ana Salesforce paneli üzerinde neyin ne olduğunu ve neyin nasıl yönetileceğini bir konuşmamız ve anlamamızda fayda var. İlk olarak şuradan başlayalım. Salesforce'un bu gördüğünüz ekranı ve yapısı Salesforce Lightning diye geçiyor. Lightning bundan birkaç yıl öncesinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bundan önce daha primitif gözüken, belki de Facebook'un ilk günlerindeki gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha görsel anlamda daha zayıf, fakat oldukça efektif ve etkili klasik dediğimiz görüntüsü vardı. Hala Salesforce'un Lightning ve klasiği arasında geçiş yapabiliyoruz. Çok nadir de olsa klasikte olup da şu anda Lightning'de olmayan bazı özellikler var. Onun için geçmemiz gerekebiliyor. Bunun nereden yapıldığını göstereceğim. Ama şunu bilmenizde fayda var. Eğer şirketiniz Lightning'e geçemeyen, daha geçmemiş nadir şirketlerden bir tanesi değilse klasikle çok ilgilenmenize gerek yok. Her şeyinizi Lightning üzerinde öğreneceksiniz ve bunun üzerinde işinizi yöneteceksiniz. Yine ana sayfaya baktığımız zaman temel öğrenmemiz gereken konulardan bir tanesi şu ara kutusu. Bu Salesforce'ta global arama diye geçiyor. Başka arama kutuları da görebilirsiniz Salesforce üzerinde. Bu arama kutuları o ilgili ekranla ilgili arama yapacaktır. Yani biraz daha dar kapsamla arama yapacaktır. Global olarak bütün kayıtlar üzerinde arama yapmak istiyorsanız neredeyse bütün kayıtlar üzerindeki bütün text alanları arayabilirsiniz aşağı yukarı. Bu pencereden arama yapacaksınız. Bu pencereye tıkladığınız zaman daha önce açtığınız, güncel olarak kullandığınız bazı kayıtlar direkt olarak gelecektir. Bunları mı kastettiğiniz gibisinden hızlıca onlara geçiş yapmanızı imkan sağlıyor. Bunun altında belli kritik alanların değerleri de gözüküyor olacak. Şu kayıt ismi, onun altında bunun ne tip bir kayıt olduğu, burada vaka mesela, şurada kişi, bunlar gözüküyor. Bu yanında gördüğünüz logo da o ilgili nesnenin ilişkilendirilmiş logosu. Mesela kişi de standart değiştirmediyseniz bu Rolodex kartı gibi bir kimlik gibi bir resim var.
şu kullanıcınınki vesaire vesaire. Yazmaya başladığınız zaman mesela diyelim ki burada bir şirket adını yazmak istiyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Mesela AŞ yazmışız biz burada. AŞ yazmaya başlarsak otomatik olarak filtrelemeye başlayacak veya doldurmaya başlayacak. Diyelim ki Gul Yabani yazmışız. Bu'yu doldurmaya başladığımızda Gul Yabani'yi kullanıcı olarak aşağıda canlı daraltmaya başlıyor. Buraya fırsat yazarsam mesela fırsat yazmayayım da ne yazayım? Mesela Mike yazayım diyelim. Bizim developer kendi içerisinde belli önceden konulmuş kullanıcı dataları da beraberinde geliyor. İçeride Mike Brown diye bir müşteri adayı daha önce girilmiş. Dolayısıyla bunun sonucu hemen karşımıza çıkıyor. Burada yaptığım arama penceresine Mike girip Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra karşıma içinde Mike geçen bütün kayıtlar teker teker düşüyor. Bunlar müşteri adayı olabilir. Chatter kaydı, kişiler, müşteriler, fırsatlar vesaire olabilir. Birçok grupta olabilir. Bunlar gruplanıp teker teker aşağıya listeleniyor. Birçok arama ekranında olduğu gibi mesela Windows üzerinde arama yaptığınız zaman da çeşitli dizinlerdeki veyahut da dosya tipindeki sonuçlar karşınıza bu şekilde düşüyor. Şu üzeri mavi olanlar link. Buna bastığınız zaman kaydın kendisine direkt olarak gidebiliyorsunuz. Şu an sadece karşıma müşteri adayı çıktı. Şirket Metropolitan Health Services'miş. Şimdi şu sağ aşağıda çıkan konu nedir? Bu da In-App Guidance dediğimiz standartta gelen aynı zamanda sizin sistem yöneticisi olarak custom kendinize özelleştirilmiş de ayarlayabileceğiniz kullanıcıyı adım adım belli yerlere götüren, onlara yardımcı olan, yardım sayfalarına yönlendiren ve onlara belli şeyleri öğretmeyi amaçlayan mesajlar ve linkler burada çıkartabiliyorsunuz. Bunları şimdilik buradan kapatıyoruz. Ama ne olduğunu bilmeniz adına ve farklı Salesforce'ta farklı yerlere gittiğinizde karşınıza bu tip şeyler çıkacak çıkabilir. Mesela bu Metropolitan Health Services şirketindeymiş bu kişi. Metro yazmaya başlayacağım. Pardon yazamadım. Karşıma hemen çıkmadı çünkü bu kayıttan daha önce hiç açmamışım. Enter'a basmam gerekecek. Enter'a bastığım zaman da bu sefer yine Mike'ın Metropolitan Health Services şirketi içerisinde olduğunu görebiliyorum. Peki Metropolitan Health Services şirket kaydı karşıma neden çıkmadı? Çıkmamasının sebebi şu, birazdan bunu görüyor olacağız. Bu kişi müşteri adayı olduğu için daha müşteriye dönüştürülmediği için şirket kaydı da daha oluşturulmamış. Bunlar arama ekranlarımız. Bu arama ekranı Einstein Search diye biraz daha akıllı bir arama opsiyonu da getirildi. Bu eğer sisteminizde açılmışsa bu arama ekranı biraz daha değişiyor. Şurada doldurulan karşınıza çıkan seçenekler biraz daha gelişiyor. Bunu görürseniz şaşırmayın. Aynı şekilde burada biraz daha dar arama yapmak istediğinizde nesne tipini de burada belirleyip onun altında arama yapabiliyorsunuz. Birçok farklı arama ekranında olduğu gibi bunları zaten farklı örneklerinden biliyorsunuz. Evet, şimdi güzel soru. Hakan demiş ki hesaba giriş yaptım direkt olarak setup çık kısmı açıldı. Nasıl geçebilirim? Şu anda çözmüş adres çubuğunda düzenleme yaparak Hakan arkadaşımız ama o önemli bir konu. Oraya gelecektim tam ama belki baştan oradan başlamam gerekirdi. Şimdi eğer setup'ta başlangıç yaptıysanız şu sol üst tarafta uygulama başlatıcımız var. 9 noktalı bir düğme. Amerikalıların bazıları bunlara şaka yollu waffle da diyor buna. Bunun üzerine tıkladığınız zaman burada hangi uygulamaya gitmek istiyorsanız o uygulamayı buradan seçebiliyorsunuz. Popüler olanlar burada zaten listeleniyor. Tümünü görüntüle dediğiniz zaman da
Bu tümünü görüntüleyebiliyorsunuz. Burada iki türlü geçiş yapabilirsiniz benim kullandığım yere. Bir, bu konsollar üzerinden, konsollar belli nesnelerin görüntülerinin ve sayfalarının, tablerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan aplikasyonlar diyelim. Bunlardan herhangi birini seçip geçiş yapabilirsiniz. Biz demin mesela Sales Console'daydık. Size sistemin Türkçe'ye çevrildiğini ama Türkçenin %100 de desteklenen bir dil olmadığından bahsetmiştim. O yüzden dikkat ederseniz mesela bazı hizmet konsolu hizmet olmuş ama sales olarak kalmış, yani satış olmamış. Bunu ama değiştirebiliyoruz biz sistem yöneticisi olarak. Bunun ismini satış konsolu diyebiliriz. Demin olduğum yerin adı satış konsoluydu. Biz ona bakıyorduk. Bu Lightning ile gelen konsollardan ileri özellikler barındıran aplikasyonlardan bir tanesi. Öğelerin tamamını, nesnelerin tamamını burada aşağıda listelenmiş olarak görüyorsunuz. Herhangi bir konsolun içinde yer alan veya yer almayan tab dediğimiz nesnelerin görüntülenebildiği sayfalara direkt gidebiliyorsunuz. Demin mesela biz müşteri adaylarına bakıyorduk. Buradan müşteri adaylarına direkt basıp onu da görüntüleme imkanınız var. Şimdi mesela burada müşteri adaylarına bastığımız zaman müşteri adaylarla ilgili sayfaya gidiyor. Sales konsolu altında açtı. Altında açabilir veya açmayabilir. Biz yani özetle burada tümünü görüntüle yapıp buradan Sales konsoluna bastığımız zaman, başka bir yerdeysek, Sales konsoluna geçiş yapıyoruz ve Sales konsoluna dönüyoruz. Yine burada Hakan'ın keşfettiği güzel bir şey var. Salesforce üzerinden neredeyse her ekran unik bir URL, yani buradaki browser üzerindeki bir link ile belirlenmiş durumda. Yani şu linki herhangi birine verirseniz ve onun sisteme erişimi var ise oraya bastığı zaman o ilgili görüntü ve kayda %99 direkt gidebiliyor. Dolayısıyla burada da oynama yapıp veyahut burada direkt gidip, bu da bir prototip olarak düşünülebilir. Aslında gidilebilir ama normalde hiç ihtiyacınızın olmaması lazım. Şimdi diğer konularımıza geri dönelim. Ekranımızda başka neler var? Şu gördüğünüz favorite, yani internet tarayıcısında olduğu gibi herhangi bir sayfayı hatırlayabileceğiniz ve buna dönüş yapabileceğiniz bir ekran. Mike Brown müşteri adayı ekranındayken biz şu düğmeye basarsak Mike Brown favorileriniz eklendi diyecek ve buradan ben girdiğim zaman bu kullanıcı bazında bir özellik. Mike Brown'da hızlıca geri dönüş yapabileceğim. Bu sadece benim kullanıcımda eklenmiş oluyor. Buraya bastığım zaman burada tanımlanmış hızlı aksiyonlar, global aksiyonlar, yani bunlar hangi ekranda olduğunuz fark etmeksizin standart olarak sistem tarafından eklenmiş veyahut sistem yöneticisinin ekleyebileceği bazı aksiyonlar burada yer alıyor. Buradan yeni görev, yeni etkinlik, yeni kişi direkt olarak yaratabiliyorsunuz. Yeni kişi yarat dediğiniz zaman karşınıza şu ekran çıkıyor. Bu Quick Create dediğimiz hızlı kayıt yaratılacak dar bir ekran. Burada hangi alanların olacağına sistem yöneticisi karar veriyor. Bütün alanlar burada yok. Buradan girerseniz özet bir ekran üzerinden kayıt yaratıyorsunuz. Bu yardım ve eğitim ekranınız. Daha önce bahsetmiştik. Yardım ve eğitim özellikleri ve sistemleri Salesforce'ta süper gelişmiş durumda. Buradan gerçekten çok güzel faydalanabilirsiniz. Trailhead'e buradan da gidebiliyorsunuz. Bu setup, çarka bastığınız zaman kurulum setup'a giriyorsunuz. Burada hizmet kurulumu için ayrı bir ekran var. Hizmet dediğimiz vaka yönetiminin yapıldığı, çağrı merkezi, müşteri desteği kısmının yönetildiği kısım. Biz bugün daha çok satıştan bahsediyoruz. Genel özelliklerin ve satış tarafının yönetildiği kısım bu kurulum tarafında. Geliştirici konsol kodlamacılar için sizi şu anda çok ilgilendiren bir ekran değil. Buradan üzerinde olduğumuz sayfayı düzenleyebiliyoruz. Yani o sayfa üzerinde hangi alanlar nerede görüntülenecek? Buna daha sonra geleceğiz. Bugün değil ama. Nesneyi düzenleyebiliyoruz. Nesne üzerinde mesela diyelim ki müşteri adayı nesnesindeyiz. Müşteri adayı üzerinde bizim kaydetmek istediğimiz başka bir özellik var. Şimdi işin şakası olsun, yani kişinin ayak numarasını kaydetmek istiyorsanız onunla ilgili bir alan yapıp oraya bu bilgiyi yerleştirebilirsiniz. Bunu nesneyi düzenleden yapıyoruz. Bunu da daha ileride görüyor olacağız.
Çok hızlıca bir şuraya da bakalım. Burası bildirimler. Eğer sistem tarafından tanımlanmış belli bildirimler sizin kullanıcınıza ulaştıysa, işte sizin sahibi olduğunuz kaydı başka bir kişi değiştirdi gibi veya üzerinizde olan herhangi bir görev var, onun günü geldi gibi bazı bildirimler burada yer alıyor olacak. Aynı Facebook'ta olduğu gibi, sosyal medyada olduğu gibi burada rengi değişiyor. Kaç tane bildiriminiz olduğu gözüküyor. Buna sistem yöneticileri custom özelleştirilmiş başka bildirimler de ekleyebiliyorlar kurallara göre. Şu bizim kullanıcı kaydımıza götürüyor bizi. Buraya bastığımız zaman eğer setup'ta değilsek, setup'taysak başka şekilde davranıyor. O yüzden setup'ta olmadığımıza dikkat edelim. Setup'ta olmadığımızı nereden anlıyoruz? Burada kurulum veya setup yazmıyor oluyor. Sales Console yazıyor. Buraya basabiliyoruz ve burada kendi ismimizi ve ayarları görüyoruz. Daha önce burada dil değişimi ile ilgili işlem yapmıştık hatırlarsınız. Benim kullandığım en temel taktiklerden bir tanesi Salesforce üzerinde çalışırken, Salesforce üzerinde birçok farklı dev.org açıp onlar üzerinde çalışabiliyoruz. Aynı zamanda Trailhead üzerinde Playground dediğimiz geçici sistemler var. Bunlar üzerinde çalışabiliyoruz. Kendi şirketiniz üzerinden Salesforce sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Buradaki sisteme girdiğinizde nerede olduğunuzu karıştırmamak adına ben çok görsel ve şekil ve resimle öğrenen bir insan olduğum için buradaki resmimi değiştiriyorum. Bu resminizi siz kullanıcı olarak değiştirebiliyorsunuz. Burada kendi resminizi kullanabilirsiniz veyahut da şirketinizin logosunu kullanabilirsiniz. O an üzerinde çalıştığınız projeyle ilgili bir görsel kullanabilirsiniz. Ben burada custom bir resim yaptım. Bunu buraya ekledim ki o an için yanlış sistemde olmayayım. Hangi sistemde olduğumu çok hızlı bir şekilde bakarak görebileyim. Burada kendi isminizi, unvanınızı vesaireyi bakayım değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz diyecektim ama onu buradan değil düzenle diyoruz. Evet, buradan değiştirebiliyoruz. Düzenle dediğimiz zaman unvanımızı, işte e-mailimizi, adresimizi, şirket adını birçok şeyi burada değiştirebiliyoruz. Ayarlara gelirsek de buradan bu tamamen kullanıcının kendi ayarları. Yani sistem yöneticisi olmak gerekmiyor bunlara girmek için. Sizin yetkileriniz doğrultusunda şurada dil ve zaman dilimi, işte kişisel bilgileriniz, ondan sonra şifreniz, güvenlik sorularınız gibi konuları burada değiştirip ayarlayabiliyorsunuz. Chatter ayarları, işte ne kadar bildirim gelecek, e-mailinize bir şeyler gelecek mi, chatter'da bir şey olduğunda vesaire gibi. Bu şimdi Sales Console içerisinde hareket ettiğimiz için Sales Console'un bölümlendirilmiş ekran yapısı var. Burada sol tarafta bize farklı bir şey gösteriyor. Bunu buradan şu şekilde kapatıp açabiliyoruz. Yine konsolların kendi içerisinde bir yapısı, tabli yapı. Burada gördüğünüz gibi birçok tab açılıyor. Salesforce içerisinde açtığınız tabler, sekmeler belli bir sınıra tabi değil. Salesforce bunun performansı düşürmediğini söylüyor. Dolayısıyla bir sınır koymamış. Bunları ara ara buradan temizleyip kapamanız lazım. Vanilyamız biraz kızdı. Kapıya biri geldi herhalde. Onun gürültüsünü maruz görün. Şimdi diğer bir konumuz şu. Setup'a nasıl gireceğiz? Onu da çok hızlıca yapalım. Şu an için setup'ta bir işimiz yok ama göstereyim size. Kuruluma basmak için buraya basıyoruz. Bastığımız anda bize yeni sekme açıyor ve bu yeni sekme üzerinde kurulum kısmı burada yer alıyor. Şimdi burada kurulum içerisinde o kadar çok ayar var ki bunlar içerisinde arama yaparak ilerlemek en mantıklısı. Mesela kullanıcı ayarlarına bakacaksınız. Kullanıcı yazmaya başlıyorsunuz. Aşağıda kullanıcılar diye çıkıyor mesela. Kullanıcılara bastığınız anda kaç kullanıcı var sistemde? Bu kullanıcıların isimleri vesaire özellikleri değiştirilebilir mi, lisansları yenisi eklenebilir mi? Bunları buradan yönetebiliyorsunuz. Bu sekmeyi çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Arkada zaten operasyon kısmını, satış kısmını yönettiğiniz sekme duruyor.
Bunu çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Browser üzerinde birden fazla sekme üzerinde aynı Salesforce organizasyonunu yönetebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok, problem yaratmaz. Ara ara kapamanızda fayda var, sisteminizi zorlayabilir. Ama birden fazla sisteme aynı anda bağlanmak istiyorsanız, o zaman incognito bir browser tarayıcı sayfası kullanmanız da fayda var. Çünkü cookie'lerle işte sistem üzerindeki logininizi yönettiği için eğer aynı tarayıcı üzerinde birden fazla sisteme login etmek isterseniz diğerini büyük ihtimalle kapatacak. Siz de incognito çalışabilirsiniz. Veyahut da birden fazla browser, mesela biri Chrome öbürü Edge gibi kullanabilirsiniz. Edge'de de gayet güzel çalışıyor bu arada çoğunluk. Genel anlamda bir problem yok. Hatta Chrome'dan daha hızlı. Salesforce Chrome'u tavsiye ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım başka neler var. Müşteri adayları, fırsatlar, kişilerin vesaire tümünün bulduğu panel hangisi? Evet, Waffle'dan satışlar öğesine tıklayarak ulaştım. Genel soru: Salesforce sizce bir öğrencinin kendi yıllık ya da dönemlik planlarını yapabileceği bir program olarak kullanılabilir mi? Sadece şirket satış üzerine mi kullanılabiliyor? Ya Salesforce üzerinde custom her türlü planı, programı yapabilirsiniz. Hatta geçen de biri Salesforce üzerinde oyun yapmış, onu paylaşmış. Enteresan bir şekilde oyunu direkt Salesforce üzerinde programlamış. Biraz çok anlamlı olmayabilir ama öyle bir iddiası olmuş kendi adına herhalde. Bunlar nasıl yapılır? Bunlar custom object dediğimiz, yani kişiselleştirilmiş, sizin yaratacağınız nesneler yapılarak, yaratılarak ve bunlar birbirleriyle ilişkilendirilerek yapılır. Buna ileriki aşamalarda geliyor olacağız. Yani şu anda bugün nesne yaratmayacağız ama geliyor olacağız. Örneğin bir öğrenci kulübünün verilerini depolayabileceğim bir, tabii kullanabilirsin. Yani Salesforce'un bu Devwork sistemi iki kullanıcıya sınırlı. İki kullanıcıdan fazla kullanıcı bu sisteme giriş yapamıyor veyahut bu kullanıcılara diyelim ki işte görev veyahut da herhangi bir kayıt atanamıyor. Bu kullanıcıların kullanımının belli sınırlamaları da var bazı alanlarda ama bu senin bahsettiğin bir örnek için Hakan'cığım. Sana hiçbir problem yaratacağını düşünmüyorum. Bu şekilde kullanabilirsin. Senede bir sana mail gelir. Sistemi kullanmaya devam ediyor musunuz? Uzun süredir kullanmadınız diye, eğer kullanmazsan. Kullanmaya devam ediyorum diye giriş yaparsın. Sistem de iptal olmaz. Yani Salesforce bunun %100 tabii garantisini vermiyor ama siz kullandığınız sürece Devorg'ların hiçbirini de kapatmıyor. Evet, şu anda başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Varsa chat penceresini alalım. Bir yandan da ben devam edeyim. Evet, buradan satışlardan geliyoruz demiştik. Şu kullanıcılar kısmını kapatayım. Ne demiştik? Buradaki kurulum kısmını kapatabiliyoruz. Buradan operasyon tarafından devam edebiliyoruz. Ben tekrar satış konsoluna buradan geleyim. Sales konsoluna. Sales konsolu üzerinden devam edeceğim. Sizde iki tane konsol olabilir. Satış ve sales diye. Bir tane sales, şu satışlar. Satışlar dediğimiz konsolu da göstereyim. Bu satışlar dediğimiz Lightning Console değil. Biraz daha eski sistemde çalışan bir aplikasyon. Biraz daha eski sistemde bu yeni Lightning özellikleri gelmeden sekmelerin hepsi böyle gözüküyordu. Buradan teker teker geçiş yapıyorduk. Burada dikkat ederseniz bir fark şu. Şu sekmeler biraz daha farklı gözüküyor. Birazdan öbür taraftaki konsol üzerindeki ek özelliklerden bahsedeceğim. Orada şöyle bir menü geliyor mesela, o yok. Ondan sonra utility bar olur aşağıda, o yok. Ekranda bölümlendirme özelliği yok. Yani burada bir bölüm yaratıp burada listeyi gösterip burada kaydın kendisini gösterme yok. Alt sekme yapar öbür taraf. Bu alt sekme yapmıyor. Biraz daha klasik. Bu mesela Türkçe. Bunun başlığı Türkçe olarak gelmiş. Ama bundan ziyade eğer imkanınız varsa ya standart gelen Sales Console dediğimiz kısmından girin, yönetin. Ya da kendinize bunun için özel bir konsol yapın, yaratın. Çeşitli departmanlar için birden fazla konsolunuz da olabilir.
Bunları daha sonra görüyor olacağız. Bu tabii sistem yöneticisinin yapması gereken bir şey eğer siz bu sistemi şirketinizde kullanıyorsanız. Şimdi konsolun özelliklerinden bahsedelim. Konsolun özelliklerinde şu var. Şu gördüğünüz bir menü. Bu menü altında hangi sekmelerin gözükeceği yani hangi nesnelerin görüntüsünün sayfalarının açılabileceğini sistem yöneticisi belirliyor. Bu default olarak. Fakat biz kullanıcı olarak da düzenleyebiliyoruz. Bakın burada girdiğimiz zaman tabii erişimimiz olmayan sekme veya nesneleri ekleme imkanımız yok. Ama erişimimiz varsa daha fazla öğe ekleyebiliyoruz. Burada sıralarını değiştirebiliyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra eğer karıştırdıysak ve memnun kalmadıysak varsayılana dönebiliyoruz. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. Öğe çıkartabiliriz de buradan. Şimdi ana sayfaya gelelim. Ana sayfa genel itibariyle bir dashboard görüntüsü içeriyor. Bunun üzerine biz herhangi bir grafik, herhangi bir dashboard öğesi ekleyebiliyoruz. Görsel grafik halinde bazı gösterimler ekleyebiliriz. Liste görüntüsü dediğimiz alt alta kayıtların başlıklarını veya numaralarını listeleyen belli listeler ekleyebiliriz. Sadece tek bir numara gösteren, mesela şu anda temasa geçilmemiş 20 tane müşteri adayımız var. 20 gösteren bir şey ekleyebiliriz. Burada çeyrek performansı ve fırsatların kapalı, işte açık olan fırsatların burada raporlandığı bir grafik olduğunu görüyoruz. Standartta geliyor. Asistan dediğimiz Salesforce'un Einstein öncesi çok temel tavsiyelerde bulunduğu bir sistem. Burada işte uzun süredir bu müşteri adayına temas edilmemiş. Bununla temas etmeyi düşünebilirsin gibi bazı önerilerde bulunan bir kısım. Bunu ekleyip çıkartabiliyoruz. Bugünkü etkinlikler Salesforce üzerinde event dediğimiz etkinlikler, toplantılar, birebir görüşmeleri planlayabiliyoruz. Bunu bir takvim içerisinde gösterebiliyoruz. Oradan bugüne düşenler burada yer alıyor. Bugüne ve kişiye düşenler. Task dediğimiz görevler burada yer alıyor. Bunlar basit takip edilmesi gereken işlemler. Müşteriye broşür yolla işte gibi. Son kayıtlar burada son ulaştığımız kayıtların burada bir görüntüsü var. Tekrar hızlıca ulaşmak istersek diye. Ve anahtar anlaşmalar, son fırsatlar burada yer almış. Şimdi buradan ana sayfadan başka nereye gidebiliyoruz? Burada ne demiş Hakan? Ana sayfa müşteri adayları, müşteriler ve başlıklarını üst menüde hepsini yan yana göremez miyiz? Şey gösteremez miyiz? Şimdi o şimdi şöyle gerçekleşiyor. Bu menü ya. Bunun üzerinden ne demişiz? Müşteri adayları ve müşteriler. Mesela ben müşteri adaylarına basıyorum. Müşteri adaylarına bastığım anda zaten bana bir bu konuyla ilgili herhangi bir kayıda gittiğim zaman, herhangi bir görüntüye gittiğim zaman bir sekme açacak. Mesela şimdi diyelim ki buradan müşteri adaylarından Mike Brown'a gittim. Mike Brown'a gittiğim anda zaten şuraya bir sekme açıyor. Mike Brown sekmesinde bunu görebiliyorum. Müşteri adaylarının listesini görmek istersen daha önce kapamıştım o yüzden gözükmüyor. Burada sol tarafta bölümlendirilmiş ekran yapısında liste görüntüsü var. Bu çıkıyor. Bu son dönemde görüntülediğim müşteri adaylarına şu an için ayarlanmış. Buna bakacağız. Mesela burada bu genel olarak sistemde default olarak son dönemde görüntülenenlere ayarlanmış oluyor. Bunu değiştirebiliyoruz kullanıcı bazında. Eğer sisteminizde ne bileyim on binlerce, yüz binlerce data yoksa ve bu sistem açısından bir yavaşlatma gerçekleştirmiyorsa bunu bütün müşteri adaylarına, yani tüm açık müşteri adaylarını değiştirmek mantıklı. Onların hepsini burada görebiliyoruz ve hızlıca gidebiliyoruz. Bu şey yine kullanıcı bazında ayarlayabildiğimiz bir konu. Bu görüntüyü pin edebiliyoruz. Yani sabitleyebiliyoruz. Bunu sabitlersek artık ne zaman müşteri adayı liste görüntüsü açılırsa bu liste görüntüsü geliyor. Başkası gelmiyor. Demin Hakan'a sorduğu soruda müşterileri de göreyim yanında demişti. Müşterileri de açayım. Müşterileri de açıyorum şimdi. Onu da sondan benim müşterilerime veya tüm müşterilere
değiştirebilirim. Tüm müşterilere değiştirdim. Oradan da bir kayıt açayım. O da hemen yanında yer alıyor kaydın, gördüğünüz gibi. Ha, burada şöyle bir mantık var yalnız. Alt sekmeler de var. Bu alt sekmeler sistem bazında, aplikasyon bazında ayarlanmış oluyor. Daha doğrusu bu konsol aplikasyon bazında ayarlanıyor. Sistem yöneticisi olarak bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunun altında yer alan kişilerden birini açtığınızda mesela, bu artık yana bir sekme olarak değil de alt sekme olarak açılıyor. Bu kurallar önceden belirleniyor. Bölünmüş ekrana nasıl geçebilirim? Şöyle, eğer Sales Console'daysan, Sales Console'da kapalıysa bölünmüş ekran özelliğin şu şekilde. Bak, şurada ufacık bir sağa doğru şey var. Ha, bu arada siz ekranı güzel görebiliyor musunuz? Biraz büyüteyim mi? Ekran çözünürlüğünü genelde düşürüyorum. Unuttum düşürmeyi. Şöyle biraz büyütelim. Bu iyi mi? Şurada bakın, ok var. Bu oku açarak ulaşabiliyorsunuz şeye, bölünmüş ekran özelliğine. Eğer Sales konsoldaysanız, eğer satış, o eski klasik satış konsolundaysanız bu özellik olmayacak sizde. Şimdi sekmelerle ilgili ne özellikler var? Sekmelerle ilgili buradan girersen sekmeyi yenile, sekmeyi sabitle, sekmeyi özelleştir, sekmeyi kapat seçenekleri var. Ben bu sekmeyi burada mesela sabitleyebiliyorum. Ne zaman satış konsolu açılırsa Mike Brown'u göreceğim dersen yapabiliyorum. Ben onu kaldırana kadar burada kalıyor. Şimdi çok önemli bir konu var arkadaşlar. Salesforce'un özelliği. Salesforce biliyorsunuz bulutta server üzerinde çalışıyor. Ben buradan tarayıcıdan talepte bulunduğum zaman bana Mike Brown'un kaydını okuyup getiriyor. Mike Brown'un kaydını okuyup getirdi. Ben ayrıntılarına bakıyorum. Bütün detaylarını burada görüyorum. Şimdi diyelim ki iş arkadaşım, ekip arkadaşım arka tarafta Mike Brown'un kayıtlarını değiştirdi. Veyahut otomasyon bu kayıtları değiştirdi. Bu benim ekranımda otomatik olarak refresh edip yenilemiyor. Bu yeniliği ben burada göremem. Görebilmem için diyelim ki bir otomasyon çalıştırdım arka tarafta ve bu sistem kayıt üzerinde bir değişiklik yaptı. Bu tabi refresh etmem lazım, tazelemem lazım. Bu sekmeyi yeniden yapabilirim. F5'e basabilirim birçok bilgisayarda. Veyahut da browser'ı buradan komple, tarayıcıyı komple buradan recycle tarzı bir yuvarlak var ya, onunla komple refresh edebilirim. Özet, unutmuşuz ya o konuyu gerçekten. Aslında çözünürlüğü de düşürüyorum. Bak, ekran çözünürlüğünü düşürmeyi de unuttum. Onu kendime not almıştım ama geçen sefer onu da düşürmekte fayda var. Şimdi bütün bunlar üzerinden bir geçtik. Şimdi beş kardeşler dediğimiz 5 tane nesne üzerindeki süreci nasıl yönetiyoruz? Onu bir görelim. O bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar, müşteri adaylarından başlıyoruz. Müşteri adayı nedir ve müşteri adayı nasıl alınır, gelir? Bundan biraz bahsedelim satış standart sürecinde. Şimdi müşteri adayı dediğimiz bizim gelecekte müşterimiz olabilecek şirket ve bu şirket altında çalışan veya bu şirketin temsilcisi kişiyi temsil eden bir kişi kaydıdır diyelim. Şimdi müşteri adayı nereden gelir peki? Müşteri adayı çeşitli kanallardan gelebilir. Siz bir liste satın almışsınızdır mesela, bir satış pazarlama mantığında. Bir fuarla ilgili, bir konferansla ilgili bir listeyi satın aldınız. O liste üzerinde bir arama yapmak istiyorsunuz veya e-mail ile ulaşacaksınız. Kendi ürün hizmetlerinizi konumlandıracaksınız. Bu bir kaynak olabilir. Kendi web siteniz vardır. Bu web sitesi üzerinden bilgi formu doldurmuştur, ilgileniyordur. Bu başka bir kaynak olacaktır. Yine sizin ara santralı şirketinizi telefonla aramıştır. Biri not almıştır bu müşteri adayıdır diye. Satış mantığında bunları qualify etmek, bunları elemek gerekir. Yani bu kişilerin tamamı müşteriye dönüşür. Bunlar müşteridir. Bizim hedef kitlemize dahildir. Veyahut da kişi hedef kitlemize dahil olsa bile satın alma ihtimali vardır veya yoktur konusunda
bir değerlendirme yapmak, bir analiz yapmak gerekir. Şimdi bir müşteri adayı yaratalım en başta. Şimdi müşteri adaylarına bastığım zaman burada tekrar bir kere müşteri adayları list view dediğimiz yani bu nesnenin bütün kayıtlarının görüldüğü geniş ekran karşıma açılmış oldu. Bu alanların ne olacağı, nasıl görüntülenebileceği şuradaki ayarlardan ayarlanabiliyor. Bunun ben buradaki liste görüntüsünün klonunu yaratabilirim. Buradaki alanları, görüntülenen alanları değiştirebilirim. Filtreleyebilirim. Sadece diyebilirim ki efendim open not contacted'i de göster. Working contacted'i de gösterme. Bunlar için belli zaten list view'lar burada standardında hazırlanmış. Bunları seçip kullanabilirim. Son görüntülenen veya işte bugünkü müşteri adayları, benim okunmamış müşteri adaylarım. Bunları görüntüleyebilirim. Benim dediğimiz kayıtlar kaydın sahibini yani ilk yaratanı, başkasına atanmadıysa ilk yaratanı gösteren kayıtlar. O şekilde bir tarama yapma mümkün oluyor. Demin bahsetmiştik şu global aramadan. Global aramayı kullanmaz da şu listeyi aramasını kullanırsam bu sadece o anki liste üzerindeki text alanlarını arayan arama ekranı oluyor. Burada neyi aradığını ve aramadığını zaten size hatırlatıyor. O listede olmayan kaydı kesinlikle aramıyor. O yüzden bu konuya dikkat etmeniz lazım. Mesela diyelim ki siz buradan sadece benim okunmamış müşteri adaylarımı mesela seçtiniz. Var mı benim okunmamış müşteri adaylarım? Bakalım şimdi. Var. Bunların arasında arama yapıyor. Mesela bunlar arasında Mike var mı? Yok. Ben şimdi burada Mike'ı ararsam. Basarsam bana hiçbir sonuç çıkmayacak. Sadece bu liste üzerinde arama yapıyor. Mesela burayı kapatayım. Tekrar Enter'a basayım. Refresh etsin. Burada kim var? Pat var mesela. Pat diye arayayım. O zaman bu liste üzerinden Pat ve Patricia'yı bana gösteriyor. Şimdi hemen bir müşteri adayı yeni başlatayım. Şu düğmeler bana kayıt yaratma veya kayıt üzerinde herhangi bir aksiyon alma konusunda seçenekler sunuyor. Yeniye basıyorum. Yeni müşteri adayı yaratıyorum. Bu standart nesneyi kullanıyorsam, standart alanları kullanıyorsam karşıma bunlar çıkıyor. Bunlar dediğim gibi değiştirilebilir. İstediğim alanlar burada eklenebilir. Değişiklik yapılabilir. Hakan, Sales Console kısmını bulamamış. Ona daha sonra bakalım istersen Hakan. Şu anda çok önemli değil. Yani sen buraya odaklanma. Sen bunu görmeyeceksindir. Ama neyi göreceksindir? Şu müşteri adaylarına gittiğin zaman müşteri adaylarının listesini full ekran göreceksindir. Bunda çok bir dezavantaj yok. Ben aslında bu görüntüyü daha çok tercih edip beğeniyorum. Şu an için böyle çalışabilirsin. Onda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada sen müşteri adaylarına gidip yeni müşteri adayı yaratma kısmına git istersen. Oradan bir deneme yapalım. Ben de kapatayım bunu. Buna ihtiyacım yok. Yeni müşteri adayı ekranına geldim. Yeni müşteri adayında ilk ad yaratıyorum. Evet, Zagortenay diyelim. Şirket Altı AŞ. Ünvan yazabilirim. Burada zorunlu olan alanlar var. Zorunlu olan alanları şurada yıldızla belirtilmiş olarak görüyorum. Müşteri adayı durumu mesela Open Not Contacted diye default gelmiş. Bunu hiçbiri diye zannedersem kaydedemiyorum. Onu demeye çalışıyor bana. Şirket olarak şirket ismini kaydetmem şart. Eğer şirket ismini bilmiyorsam şu an için oraya herhalde bir yan çizgi vesaire gibi koyacağım. Müşteri adayının kaynağı önemli. Bunu kaydetmem lazım. Bu da birçok kullanımda zorunlu oluyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bu pick list dediğimiz bir alan Salesforce üzerinde. Sistem yöneticisinin önceden seçenekleri belirlediği alan. Bunlar arasından seçim yapıyoruz. Bunlar da dikkat ederseniz Türkçe'ye dönmemiş. Ama bunları sistem yöneticisi çok rahat bir şekilde Türkçe'ye
değiştirebiliyor. Etiketlerini değiştiriyor veya yeni seçenekler de ekleyebiliyor. Mesela buradan şey diyelim, bu kişi nereden gelmiş? Satın alınan liste üzerinden gelmiş. Endüstri sektörünü yazmak istiyor muyuz? Endüstri aslına bakarsanız yanlış tercüme mesela burada. Bunun Amerika İngilizcesi industry, Türkçesi de sektör. Yani sektör kullanılıyor Türkiye'de. Biyoteknoloji diyelim sektörü vesaire. Yıllık geliri, ne kadar büyük bir müşteri adayı olduğu ve telefon ve e-mail tabii çok önemli. Ondan sonra e-mail diyelim. Bunları da yazdık. Kaydediyoruz. Bunları tabii toplu olarak sisteme yüklemeniz de mümkün. Mesela bir liste satın aldınız. Bunları teker teker kaydetmiyorsunuz. Ama toplu olarak sisteme bir şekilde mesela bir CSV dosya, bir Excel dosyadan export üzerinden sisteme yükleyebiliyorsunuz. Şimdi müşteri adayımızı yarattık. Müşteri adayının çeşitli aşamaları var. Mecbur alanları değiştirebilir miyiz? Tabii mecbur alanları değiştirebiliriz. Ama mecbur alanların bağlı olduğu otomasyonlar veya şartlar olabilir. Bunları yani mecbur alanları arttırmak kolay. Azaltma noktasında bazı sıkıntılar çıkabilir. Bazı şeyleri bozabiliriz. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Müşteri adayı çeşitli aşamalardan geçiyor. Bakın şurası path dediğimiz bir özellik. Lightning'in özelliği. Bu kayıt üzerinde detaylara, ayrıntılara gidiyorum. Burada bütün değerleri görebiliyorum. Kayıt üzerindeki herhangi bir picklist, çoktan seçmeli seçenek alanını path üzerinde gösterip buradan yönetebiliyoruz. Yani burada yönettiğimiz kısım aslına bakarsanız durumu, müşteri adayı durumunu burada path olarak standart eklemişiz. Bu bir süreç yönetimi tarzında adım olduğu için bunu yukarıda aşama olarak gösterebiliyoruz. Bunu buradan da değiştirebiliyoruz. Bu quick edit dediğimiz bir buton. Buraya bastığımız zaman direkt edit'e gidiyor. Tekrar değiştirip kaydedebiliyoruz. Ben şimdi iptal edeceğim. Veyahut kaydı edit etmek istediğimiz zaman burada onunla ilgili düğme çıkabilir. İşte o düğmeye basarak değişiklik yapabiliriz. Ama path komponentı üzerinde mesela ben bu kişiyle irtibata geçtim. Bir e-mail attım. Buradan güncellemek istiyorum. Working contact'i de direkt basıp burada, yani o ne demek? Üzerinde çalışıyorum ve irtibata geçtim demek. Bunu mevcut durum olarak burada işaretleyebiliyorum. Düğmeye basmanız yetmiyor. Bir de şuradan basmanız gerekiyor. Buna bastığım anda aşağıyı da güncelleyecek. Dikkat ederseniz burası da değişti. Şimdi diyelim ki biz bu kişiyle konuştuk ve bu kişi gerçekten benim hedef kitlemde yer alıyor. Ben bu firmayla iş yapmak istiyorum. Biyoteknoloji alanında çalışan Balta AŞ benim iş yapmak istediğim bir firma. İkincisi, kişinin bununla ilgili ilgisi, bütçesi vesairesi var. Satın almaya yakın. Benim artık funnel'ım veya pipeline'ım işte bunu sonuca dönüştürme zaman sürem neyse o zaman süresi içerisinde karar verebilecek noktada. Ben bu kişiyi artık bu kaydı dönüştürmek istiyorum. Burada bu kayda yapabileceğim şeyleri, işlemleri buton olarak burada yerleştirmişler. Standart bunlar. Bunlar üzerinde sistem yönetici değişiklik yapabiliyor. Kişi üzerinden yeni vaka yaratabiliyorum. Yeni not ekleyebiliyorum. Not veyahut herhangi bir eklenti dosya olabilir. Onay için başkasına gönderebiliyorum. Kopyalayabiliyorum. Yeni veri ara diyor. Sil, düzenle. Düzenle dediğimiz işte edit, demin değişiklik yaptık. Onu bu düğmeden de yapabiliyoruz. Sahibini değiştirebiliyorum. Mesela kendi aramızda görev paylaşımı yaptık. Ben artık satış elemanı olarak Balta Ayşe'yi takip etmeyeceğim. Başkası takip edecek. Ona yönlendirebiliyorum. Dönüştürebiliyorum. Biz dönüştürle ilgileniyoruz şu anda. Ha bu arada her kayıtta bir de takip etme düğmesi oluyor genelde. Bu takip etmeye bastığım anda o kayıt üzerinde herhangi başka bir kullanıcı değişiklik yaparsa o bana bildirim olarak düşüyor. Çeşitli ekranlarda görüntüleyebiliyorum.
Şimdi buradan dönüştüreceğim ben bu kişiyi. Karar verdim. Bu benim için iyi bir müşteri adayı. Satış mantığında müşteri adayı 3 tane farklı kayıda dönüşebiliyor Salesforce üzerinde. Birincisi şirket müşteriye dönüşüyor. İkincisi kişi müşteri altında kişi kaydına dönüşüyor ve bununla ilgili bir fırsat yaratabiliyorum. Yani o an için somut bir fırsat varsa bu kişinin diyelim ki 10 bin liralık bütçesi var ve harcamaya hazır. O zaman direkt olarak fırsat oluşturup fırsat üzerinden takip ediyorum. Fırsat kaydı dediğimiz kişi ve şirketin benimle iş yapma ihtimalini yönettiğim ve onun bütçe ve zaman planını gösterdiğim bir kayıt. Ha bunları eğer sistem içerisinde mevcut balta AŞ vardıysa mevcut müşteriyle ilişkilendirebiliyorum da. Mevcut müşteri, mevcut kişi, mevcut fırsat kaydıyla direkt ilişkilendirebiliyorum. Yenisini açmak zorunda değilim. Buradan arama yapabiliyorum. Biz yenisini açacağız ama. Kayıt sahibi ben olacağım. Kayıt sahibini değiştirebilirim. Şunun adına Balta AŞ şey diyelim, proje fırsatı. Yine de olsun. Şimdi bunu dönüştür diyeceğim. Bu dönüştürdükten sonra müşteri adayının statüsünü de close converted yapacağım. Bunu burada seçme imkanı sağlıyor bana ama mantıklı olan bu. Dönüştür dediğim anda şu ekran karşıma çıkıyor ve Balta AŞ diye bir şirket oluşturuldu. Kişinin telefon numarası buraya şirketin telefon numarası olarak da atandı. Müşterinin sahibi şirketin sahibi yani şirket kaydının benim. Kişi bu müşteri altında kişi kaydı olarak konumlandırıldı. Dikkat edin Balta AŞ müşteri kaydı altında yer alıyor. Numarası ve e-maili burada kayıt altına alındı. Yine Balta AŞ proje fırsatı ile ilgili kayıt yaratıldı. Hemen bu müşteriyi bir hafta sonra ara diye kendime veya başkasına yeni bir görev atayabiliyorum. Veya müşteri adaylarına tekrar geri dönebiliyorum. Diyelim ki müşteri adayla daha çok işlemem lazım. Başka dönüşüm de yapacağım. Evet, şu an anlattığım kısım lead. Müşteri adayı dediğimiz lead. Yani adı o. Müşteri adaylarında yeni göreve gideyim. Çok kısa onu göstereyim. Görev dediğimiz çok basit takip edebileceğimiz o şurada quick create'ten açılıyor. Takip edebileceğimiz aksiyonlar. Mesela müşteriyi ara diyorum. Teslim tarihi. Teslim tarihi dediğimiz daha doğrusu gerçekleştirme tarihi. Diyelim ki bir hafta sonra müşterinin aranmasını istiyorum. Ama bu arada ben de aramayacağım. Ha bu hangi müşteriyle ilgili olduğu aslına bakarsanız burada bunu kaydediyorum. Şununla ilişkili dediği herhangi bir kayıtla bunu ilişkilendirebiliyorum. Buradan neyle ilişkilendirebileceğimi seçiyorum. Mesela fırsatlarda Balta AŞ proje fırsatıyla ilişkili bu diyorum. Atanan kişi kendim değil de başkasına atamak istiyorsam ben bir kullanıcı daha yaratmıştım Gulyabani. Ona atıyorum ben bu görevi. Ve diyorum ki burada not started, in progress tamamlandı falan işte başlamadı işleniyor falan gibi. Başlamadı da kalsın. Onu daha sonra çalışacağım. Kaydettim. Ha bu arka tarafta yeni müşteri adayı ekranım açık kalmış. Görev oluşturuldu bunu kapatalım. Şunları kapatalım bir temizlik yapalım. Müşterilere dönelim. Tüm müşteriler ekranındayız. Tüm müşteriler ekranında Balta AŞ'yi görüyoruz. Şimdi şu görüntünün üzerinden bir özetle gidelim. Ha, bu arada zamanımız da bayağı ilerlemiş. Biraz daha hızlı ilerleyip toparlamaya çalışayım. Yine Balta AŞ üzerinde kaydı takip et. Yeni kişi, yeni vaka, yeni not ekle. Bütün bu seçenekler var. Ondan sonra bu altında sistem üzerinde bu kayda yapılmış değişiklikleri dikkat ederseniz Activities diye bir panel var. İngilizcesi o. Burada geçmiş aktiviteleri listeliyor. Bu kişi buna bu değişikliği yaptı vesaire diye. Bu da çok faydalı. Buradan yeni görev, yeni telefon araması, yeni etkinlik, yeni e-posta yaratıp bunu aktiviteler üzerinde de not alabiliyorsunuz.
Kişiye mesela bir e-mail attınız. Buradan atabiliyorsunuz e-maili. Vaka dediğimiz case. Yani şöyle bazen akıl şurada karışabiliyor. Görev nedir, vaka nedir? Görev dediğimiz çok basit. Bu telefon üzerinde hani bizim iPhone'da, Android'de işte yarın ekmek almayı unutma gibi böyle çok basit şeyler yazıyoruz ya. Görev dediğimiz o oluyor. Vaka dediğimizde müşterinin kompleks bir problemi var. Bunu not ettiğimiz, departmanlar arası gidip gelebilecek, içerisinde onay süreci olabilecek, daha sofistike, geçmişinin de teker teker dokümante edildiği ve saklandığı nesne ve tablo yapısına da vaka diyoruz. Chatter aynı Facebook timeline görüntüsü gibi aramızda mesajlaşabildiğimiz, birbirimize grup veya kişisel olarak paylaşımlar yapabildiğimiz bazı güncellemelerin de otomatik olarak yer aldığı yapı, bakış açısı, ekran diyelim. Ayrıntılar bütün alanların yer aldığı ayrıntılar. Haberler eğer ayarladıysanız Twitter veyahut da üzerine ek ücretli bazı hizmetler aldıysanız çeşitli kaynaklardan o şirket ve kişi hakkında çıkan haberlerin derlendiği ekran. Bunu kullanabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Şimdi bu kayıtlar altında bir de kayıtlara bağlı olan diğer kayıtları gösteren related list dediğimiz bir ekran. Ya hepsinin toplu olduğu ya da teker teker gösterildiği related list görüntüleri olabiliyor. Yani ilişkilendirilmiş liste görüntüleri. Burada müşterinin altında yer alan kişiler, şu anda sadece bir kişi var ama tümünü göstere basarsam eğer 10 kişi olsaydı onu da listeleyecek. Fırsatlar bir tane var. Yanında yazıyor işte bir. Tümünü göster yapabilirim. Vakalar, notlar ve dosyalar. Buradan dosya yükleyebiliyorum. Eklenti yapabiliyorum. Burada da iş ortaklarını ekleyebiliyorum. Kullanıma göre demin bahsedildi ya ben burada farklı bir sistem kurabilir miyim diye. Mesela sizin kullanımınıza göre burada kişiselleştirilmiş farklı nesneler yaratıp bu nesneleri buraya ilişkilendirmek çok mümkün. Bunları aynı şekilde burada gösterebiliyoruz. Müşteri bu arada şu görüntü var ya hover görüntüsü yani üzerine gittiğimiz zaman neyi göstereceği görüntüsünü burada da ayarlama yapabiliyoruz. Bunların da değişikliğini yapmak mümkün. Şimdi kişiye basıyorum. Kişiye bastığım zaman yine kişi hakkında benzer bir görüntü. Dikkat edin bakın demin bahsettiğimiz gibi müşteri altında kişiyi alt sekme olarak açtı. Hem müşteri hem kişi alt sekme olarak burada gözüküyor. Burada da benzer bir görüntümüz var. Bu sefer kişiyle ilintili olacak şekilde çeşitli aksiyon düğmeleri, ondan sonra kişiyle ilişkilendirilmiş proje fırsatı vesaire gözüküyor. Proje fırsatına gidebiliyorum. Proje fırsatı bu kayıt. Şimdi proje fırsatı kısmı önemli. Oradan kısaca bir bahsedelim. Satış mantığında belli bir süreç yönetimi var. Satış bir takip işi. Siz müşteri adaylarını dönüştürüp fırsat olarak işaretlediğinizde işte diyelim ki 100 tane fırsat oluşturuyorsunuz. Bu 100 fırsat içerisinden bu belirlediğiniz aşamalar içerisinde fırsatları yürütüp takip ediyorsunuz. Bunlar pipeline dediğimiz bir huni şeklinde bu aşamalar içerisinde kualifikasyondan düşüyorlar. Yani artık sizin için makul bir müşteri fırsatı halinde görünmedikleri noktada buradan kendilerini eliyorsunuz. 100 tane fırsatınız eninde sonunda işte 20 tane fırsata dönüşüyor burada. O 20 tane fırsata teklif veriyorsunuz. O 20'nin üzerinden işte şanslıysanız 10 tanesi satışa dönüşüyor gibi bir mantık ve yönetim şekli var. Şurada gördüğünüz yine İngilizce kalmış. Buradaki fazlar çok önemli. Bunları zaten kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Sistem yöneticisi olarak. Bu daha önce müşteri adayında gördüğümüze benzer bir şekilde şu pick listten geliyor. Çoktan seçenekli alandan. Gördüğünüz gibi prospecting, qualification, needs analysis, value proposition yani birçok aşaması var. Bunları çok kompleks bir satış süreciniz yoksa biraz daha azaltmak lazım sayısını. En son closed one ve closed lost da bitiyor. Yani bu fırsat bittiği zaman diyorsunuz ki ben bu fırsatı kaybettim. Başkası sattı bu müşteriye o hizmeti veya ürünü veya kazandım satışa dönüştürdüm. Satışa dönüştürdüğüm noktada da bunu zaten bir sistem üzerine siparişe dönüştürüyorsunuz vesaire. Nasıl takip ettiğinize bağlı. Satış sonrasını burada takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz o önemli.
Burada yine çeşitli seviyelerde ilerletip güncelleyebiliyorsunuz. Önemli olan bir şey var. Burada miktar eklememişiz. Aslına bakarsanız miktar çok önemli ve miktarın zorunlu olması lazım. Bu iş fırsatının miktarını buraya yazıyoruz. Yani biz bu müşteriye satış yaparsak büyük ihtimalle 10 bin liralık satış yapacağız. Burada dolar var ama 10 bin dolar diyelim, 10 bin dolarlık satış yapacağız diyoruz. Burada çok basit bir matematik var. Siz sistemde önceden ayarlıyorsunuz. Her bir fazın belli satışa dönüş olasılığı var. Erken aşamalarda doğal olarak daha düşük ve sona doğru geldiğinizde işte %80-90'a doğru ilerliyor. Bu olasılığı önceden belirliyorsunuz, tespit edilmiş. Şu iki rakamın çarpılmasında, 10 bin dolar ve %10'un çarpılmasında şu 1000 dolar beklenen gelir oluşuyor. Bu da raporlarınıza yansıyor. Yani satış hedefiniz beklenen gelir üzerinden eşleşmesi lazım. O beklenen geliri satış hedeflerinizle tutturabiliyor musunuz? Beklenen geliriniz yarattığınız fırsatlara göre satış hedefleriniz üzerinde gidebiliyor mu? Ona göre fırsat yaratıp ilerlemeniz lazım. Onu da satışa dönüştürmeniz gerekiyor. Burada doğal olarak gerçekleşen şu, siz burada ilerledikçe beklenen geliriniz tek bir fırsat bazında artıyor. 10 bin dolar buradan ilerlerken işte 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 9000 diye gidiyor. En son sattığınızda doğal olarak 10 bin oluyor. Ama şu pipeline'de ilerlerken fırsatların adetleri doğal olarak azalıyor. Siz bir kısmını diskualifiye ediyorsunuz veya müşteri vazgeçiyor. Burada zamanlama da çok önemli. Beklenen gelir kapanış tarihi. Bu kapanış tarihini de fırsatı yönetirken kendi içinde sürekli güncel tutmanız lazım. Yani bu işin satışın kapanma beklenen tarihi nedir? Şu anda 31 Mart 2021 olarak gözüküyor. Bunu da güncelliyorsunuz. Bu da raporlarınıza o şekilde yansıyor. Eleme nasıl yapılır? Yeni vaka nasıl oluyor? Kişiyi projeden kaldırmak mı gerekir? Close last ile anladığım kadarıyla. Kişiyi projeden kaldırmak mı gerekir kısmını anlayamadım. Eleme şöyle yapılıyor. Her satışı, ya bu bahsettiğimiz aslına bakarsanız satış metodolojisi ve satış kitaplarından öğrenebileceğiniz bir mevzu. Bu sistem sadece onu fasilite ediyor ve ona yardımcı oluyor. Sizin bir addressable marketiniz var. Yani bir pazara hitap ediyorsunuz. Mesela normal şartlarda bunu müşteri adayını müşteriye çevirmeden anlamanız lazım ama diyelim ki anlayamadınız. Sizin hedeflediğiniz sektör, büyüklük, müşteri, pardon, kullanıcı adedi veya şirket elemanı adedi ne tam uymuyor. Anlamamışsınız, yanlış anlamışsınız. Bunu fark ediyorsunuz ve o arada eliyorsunuz. Belli miktarın altına teklif vermek istemiyorsunuz. Mesela küçük işlerle ilgilenmiyorsunuz. Büyük bir şirketsiniz. Eliyorsunuz. Konuşmaya başladıkça anlıyorsunuz ki mesela şartname çıkıyor. Şartname şartlarını karşılayamıyorsunuz. Şirketinizin yapısı buna uygun değil. Siz limited şirketsiniz. AŞ olmanız gerekiyor. Eliyorsunuz. Yani birçok sebebi olabilir bunun. Evet, kişiyi elediğimizde SF'te ne yapmak lazım? Şimdi aslına bakarsanız güzel soru. Yapı şu. Eğer satış ekibinizin üzerinde çalışacağı, çalışmış olduğu bir kişi veyahut müşteriden bahsediyorsak bu kişi veyahut müşteri statüsü değiştirilebilir. Ama her zaman Salesforce içerisinde kalmalıdır. Salesforce içerisinde kalmasında fayda var. Eğer bu kişi veyahut müşterinin hiçbir zaman sizin hedefinizde olmayacağını düşünüyorsanız bu kayıtları arşivleyebilirsiniz de. Ama öyle yapacağınıza geçmişte iletişim kurduğunuz, elediğiniz bu kayıtları sistemde tutup daha sonra bir daha bu şirket veya kişi karşınıza çıktığında geçmişini görüp ona göre ya ben bu konuya daha fazla vakit kaybetmemeliyim, bu firma bizim için aday müşteri değil diyebilmeniz daha faydalı oluyor. Eğer daha satış elemanlarınızın üzerinde efor sarf edeceği noktaya gelmediyse sadece konuyla ilgili mesela bir satış uzmanınız, inside sales sorumlunuz veya bir pazarlama sorumlunuz, junior bir satış sorumlunuzun ilgilendiği müşteri fırsatı halindeyse hala onu daha zaten müşteriye çevirmiyorsunuz. Müşteri veya kişiye çevirmiyorsunuz.
Bu kişinin statüsü eledik diyelim diyor. Bu kişinin statüsü nasıl değişir Salesforce'ta diyor. Bu konuyla ilgili tabii sizin vereceğiniz karar çok önemli. Şimdi oradan bakalım. Mesela kişi değil de şirket bazında bunu konuşmak lazım. Mesela bu Balta AŞ'ye gidelim. Balta AŞ'ye bakın link burada. Şirketin kendisine gittik. Ayrıntılara bakalım. Bakın burada aktif var. Görüyor musunuz? Mesela. Demiş ki evet veya hayır demiş. Bunu kullanabilirsiniz. Buna ek bir statü de ekleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim hedef kitlemde değil. Bu alanı kullanabilirsiniz. Müşteri önceliklendirmesini kullanabilirsiniz. High, low, medium diyor. Sıfır diyebilirsiniz. Tamamen custom, kendinize özgü bir şey yaratabilirsiniz. Buna göre bu kişileri veya bu müşterileri raporlardan da komple eleyebilirsiniz. Yani filtrelersiniz çıkar. Şimdi çok kısa raporlardan da bir bahsedelim. Kapamadan. Ondan sonra kapatacağız. Çünkü orijinal olarak bir saat planlıyoruz ama üzerine tabii soru cevap olabilir. Raporları nasıl çekiyoruz? Bugün vaka konusuna giremedik. Vaka konusuna daha sonra gireriz. Vaka konusu daha çok satış sonrası ve müşteri hizmetleri tarafını ilgilendiren bir konu ne de olsa. Şimdi rapor ekranına gittiğimiz zaman raporda tarafımdan oluşturulan özel ve genel raporlar diye farklı farklı görüntüler var. Daha önceden oluşturulmuş standart sistem yüklenmiş raporlar olabilir. Bunlara buradan ulaşıyoruz çeşitli dizinler altında. Tüm klasörlere bakabiliyoruz. O raporları görebilmemiz için o raporlara erişimimizin olması gerekiyor. Yani başkasının yarattığı raporlara biz onlar izin vermediyse erişemiyoruz veya sistem öncesi izin vermediyse erişemiyoruz. Yeni klasör ve yeni rapor yaratabiliyoruz. Yeni raporu buradan yaratıyoruz. Yeni rapor yarattığımız zaman da buradan ilgili nesneyi ve tabloyu seçip veya birbiriyle ilişkili birden fazla nesneyi seçip rapor oluşturabiliyoruz. Mesela kişiler ve müşteriler raporu oluşturacağız diyelim. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Bu ekran üzerinde hangi alanların görüntüleneceğini, nasıl sıralanacağını ve nasıl gruplanacağını, nasıl fitleneceğini seçebiliyoruz. Sol tarafta bakın görüntülenen alanlar var. Bunlar arasından mesela ben bazı şeyleri kaldırayım. Faksa gerek yok diyeyim. Kaldırdım. Evet, kalktı şimdi. Ondan sonra filtrelere geleyim. Filtrelerde otomatik olarak genelde benim kişiler diye bir şey geliyor. Bunu genelde istemiyorum. Tüm kişilere çevirmek istiyorum. Uygulayayım. Tarih bazen sınırlanmış olabiliyor. Oluşturma tarihine göre. Oluşturma tarihini buradan özel yerine tüm zamanlara getireyim. Filtrelemeyi buna göre değiştirebiliyorum. Ekranı refresh etmem lazım, yenilemem lazım son ayarlara göre veriyi görmem için. Burada güncellendi, fax kalktı. Daha çok kayıt büyük ihtimalle yer almış oldu. Ama bu sadece bir preview, ön görüntüleme diyelim. Görmek için raporda ne yer aldığını çalıştıra basmam lazım. Çalıştıra bastığım zaman sistemdeki bütün kişilerin ve o kişilerin yer aldığı müşteri adlarını burada görüyor olacağım. Bunlar da link olarak yer almış. Kayıtlara direkt gidebiliyorum. Toplam kaç kayıt olduğunu da burada görüyorum. 22 tane kayıt var. Bunu buradan kaydedebiliyorum. Bir rapor olarak. İsmini kendim verebiliyorum. Sadece kendi erişimime veyahut başkalarının erişimine de açabiliyorum. Yine raporu izin verildiyse Excel'e veya CSV'ye aktarabiliyorum. Bu da işin rapor kısmı. Çok kısa şunu da göstereyim. Şurada klasiğe geçişi nereden yapıyoruz derseniz
Onu demin görmedik. O herhalde ayarlarda kapalı. Klasiğe geçişi açtığımız noktada klasiğe geçişi şurada ayarların altında yanlış hatırlamıyorsam yapabiliyoruz. Şu anda açık olmadığı için göremiyorum. Açık olduğu zaman klasiğe geçişi buradan yapıp ondan sonra klasik görüntüsünden Lightning'e geri dönebiliyoruz. Şu an için bizim için gerekli olan bir şey değil. Evet, şimdi Zagor kişisi şu an qualification olarak görünüyor ya, hani vazgeçti ya da eledik diyelim, ne yapacağız? Close aşamasını seçip açılan, İrem cevap vermiş buna. Close aşamasını seçip açılan pop-up ekranından close one aşamasını seçebilirsin. Ha, yani soru, ya aslına bakarsan Zagor kişisi qualification olarak gözükmüyor. Orada bir kavram karmaşası oldu. İrem'in cevabı doğru. Bizim güncelleyeceğimiz süreci yönettiğimiz yer fırsat. Fırsatlara bakıyoruz. Balta aşağı proje fırsatı. Hemen onu yapalım. Biz eledik bunu mesela. Elediğimiz noktada kapatacağız burada. Kapatıldı dediğimiz anda bunun diğerlerine göre bir farkı var bu path üzerinde. Bize Close one mı, close last mı onu soruyor. Burada bunları değiştirme imkanımız da var. Ama diyoruz ki burada close last. Ha, close last şu manaya gelebilir. Ya bir ihale oldu, ben o ihaleyi kaybettim. Öyle kaydetmek istemeyebilirim. Veyahut öyle de kaydedebilirim. O bana kalmış yani. Onu o şekilde yönetebiliyorum. O zaman bu zaten benim bütün raporlarımdan düşüyor. Artık tarih olmuş oluyor. Ben sadece geçmişte tarihini biliyorum. Ya ben bu şirket de daha önce ilgilendim. Bir fırsatı yönettim ama işe dönüşmedi diye. Ayrıntılara bastığım zaman da aynısını şuradan da yönetebiliyorum. Pick list üzerinden fırsatı close one'a, close last, close one'a dönüştürebiliyorum. Kişinin kendisini disqualify etmiyorum. Ama kişiye gittiğim zaman bu kişinin altında onunla ilintili olan fırsatları görebiliyorum ve o fırsatın close lost olduğunu görebiliyorum. Kapanış tarihini de görebiliyorum. Şimdi bu tabii yanlış oldu. Kapanış tarihini bu tarih yapmam lazım. Onu da yapalım. Eğer close one'u bugün yaptıysam bununla ilgili otomasyon da yapabilirim tabii. Kapanış tarihi olarak aslında burada da Ocak 19'u seçmek lazım. Default closed one ve closed lost alanlarını sadece close ve one olarak değiştirmemiz mümkün mü? Bunlara daha sonra geleceğiz özet. O picklist'te gördüğünüz veyahut da şurada gördüğünüz alanların hepsini istediğimiz gibi adlandırabiliriz. Elma, armut, çilek de diyebiliriz. Yani bu sistemin teknik olarak ilgilendiği bir tek şey var. Bunlar farklı statüler ve bu statülere geldiğimizde biz bir otomasyon tetikleyecek miyiz, tetiklemeyecek miyiz? Onlarla ilgileniyor sistem. Sistem tabii o isimlerin ne olduğuyla ilgilenmiyor. Bunu şirketinizin kendi içerisinde, kendi sürecinize göre zaten uyarlamanız lazım. Yani şu gördüğünüz yapı B2B satış yapan ve satış timeline'ı, yani şeyi diyelim, ufku oldukça uzun olan şirketlere biraz daha uygun. Yani 6 ayda, 1 yılda iş kapatıyorsanız, ihaleler oluyorsa vesaire, uzun sürüyorsa bu işler, bu tip bir şeyde çalışırsınız. Zaten daha basit bir ürün satışınız varsa mesela, atıyorum inşaat malzemeleri satıyorsunuz, musluk bilmem ne falan, biraz daha az olur. Çok daha basit bir şeydir mesela, sadece kablo satıyorsunuzdur, çok daha kısa olur. Birkaç aşamadan oluşur. Bunların adedini de değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatalım seansı. Sizin herhangi bir sorunuz kaldı mı? Şu an için cevap verebileceğim. Sorularınızı unutmayın. Her zaman için YouTube'a veya bloga, e-mail'e herhangi bir şekilde bana atabilirsiniz. Bunları o an için cevap veremesem bile bir sonraki seansta
Anlatırım. Şunu söyleyeyim, o çok önemli. Benim sizden ricam şu olacak, ödev nedir? Sistemin ne yapıp nasıl yaptığını anlamak, o konuyla ilgili temas etmek çok önemli. Her şeyde olduğu gibi sistemi görüp anlamak, dinlemekle kendin yapmak arasında çok büyük fark var. Onu bir şekilde meleke, bir otomatik bir kas hafızasına dönüştürmek önemli. Lütfen Devorg üzerinde bu yaptıklarımı tekrar siz de yapın. Üzerinde oynayın. Kafanıza takılan konular olursa onları sorun. Bir dahaki seansa getirin veyahut orada sorun. Google üzerinde arama ve tarama yapın. Mesela Hakan zannedersem o şeyi, satış konsolunu açamamıştı, yan sekmeyi. Onu Hakan sen bir şekilde tarayıp Google üzerinde bulmaya çalış. Açılmıyorsa sebebi ne olabilir falan diye. Site panel on Sales Console diye bakabilirsin. Yani on konsol. Neden sende açılmadı ben de bilemiyorum açıkçası. Bana screenshot mail atabilirsin. O screenshot üzerinden neyin üzerinde olduğunu daha iyi anlayabilirim. Belki ona bir yorum üretebilirim. Ha, Hakan açmış. Çok güzel. Arkadaşlar, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok selamlar, sevgiler. Bilmeyenler için 6 hafta dedik. Bu ikinci seansımız oldu. Önümüzdeki hafta neler yapacağız? Özellikle page layout dediğimiz sayfa görüntüsü. Onun üzerine eğileceğiz. Ve nesneler üzerinde yeni alan açma ve alan tipleri üzerine konuşacağız. Bunu öğrenmemiz çok önemli. Vakit kalırsa custom özel bir nesne açar mıyız, açamaz mıyız ona çok emin değilim. Ama onu açacaksak bile alan tiplerini öğrenip mevcut nesneye en azından yeni alan ekleme kısmını zaten öğrenip çözmemiz lazım. Hepinize çok selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere diyorum.